Herkese merhabalar. Bugün kapsamlı alerji testini anlatmak istiyorum. Kapsamlı deyince ne anlıyoruz? Bütün alerjenleri anlıyoruz. Nedir bu bütün alerjenler? Solunum yollarında bulunan, yani solunum yollarına alerjik hastalık yapan alerjenler ve besin alerjenlerini anlıyoruz. Solunum yolu alerjenleri deyince ne anlıyoruz? Özellikle astım, alerjik nezle, arı alerjisi, evcil hayvan alerjisi yapan alerjenleri anlıyoruz. Bunlar neler? Ev tozu, mite'ları, polenler. Polenler deyince çimler, yabani ot polenleri, ağaç polenleri, küfler, arı alerjileri, kedi, köpek, at tüyü ve diğer kümes hayvanlarının alerjenleri. Besin alerjenleri deyince de süt, yumurta, kuru yemişler, balık, deniz ürünleri, bunun dışında etler, kırmızı etler, özellikle tavuk eti, bu gibi bütün besinleri içeren gıdalar. Bütün bunları kapsayan alerji testine kapsamlı alerji testi olarak nitelendirmek doğru olabilir. Bu kapsamlı alerji testlerinde ayrıca ev tozunun içindeki bileşenlere, polenlerin içindeki bileşenlere, besinlerin içindeki bileşenlere de bakıldığı için bize çok faydalı bilgiler veriyor. Neler mi veriyor? Özellikle polen alerjisinde besinleri etkiliyor mu? Kuru yemişleri etkiliyor mu? Yani çapraz reaksiyonla besin alerjisine neden olabilecek bir durum var mı yok mu? Onu anlayabiliyoruz. Bakıyorsunuz ev tozuna karşı alerjimiz var diye hayatınızı yaşıyorsunuz ama deniz ürünü tüketiyorsunuz, karides tüketiyorsunuz, ciddi bir alerjik reaksiyon gelişiyor. Ya diyorsunuz benim ev tozuna alerjim vardı. Nereden çıktı bu karides alerjisi? İşte ev tozunun içindeki bileşen karidesin içinde de olduğu için çapraz reaksiyondan dolayı ciddi bir alerjik reaksiyon yapıyor. İşte bunları da ortaya koyuyoruz. Polene karşı alerjiniz var, elma yiyorsunuz, dudağınız şişiyor. Ya polen alerjimiz var, nereden çıktı elma? İşte polenin içindeki bileşen elmada da var. Bakıyorsunuz lateks eldiven giyiyorsunuz, alerji yapıyor. Neden? Polenin içindeki alerjenler latekste de var. Veya latekse gerçek alerjiniz olabilir. İşte bu test gerçek bir alerji mi? Çapraz reaksiyona bağlı mı alerji? Ayırabiliyoruz. Özellikle besin alerjisi olanlar çok kapsamlı değerlendirdiğiniz zaman ne oluyor? Özellikle fırınlayarak tüketebilir miyiz? Fırınlayarak tüketip tüketmeyeceğimizi anlayabiliyoruz. Hangisi ciddi, hangisi alerjik şoka neden oluyor? Onu anlayabiliyoruz. Alerjik şok geçirdiniz. Detaylı olarak bakmak lazım. Hangi gıdalar alerjik şoka neden olabiliyor? Bunları anlamak gerekiyor. Bunları hepsini kapsamlı bir şekilde değerlendiren teste biz kapsamlı alerji testi diyoruz. Ama bu kapsamlı alerji testi immünoglobulin E'ye bağlı alerjik hastalıkları ortaya çıkartır. Örneğin astım, alerjik nezle, arı alerjisi gibi nedenleri çıkartabilir. Besinlerden de özellikle egzama, ciddi egzama, kurdeşen olanları, alerjik şok olanları ortaya çıkarabilir. Ama şunu da düşünmeyin. Kakada sümük var, kakada kan var, kabızlık var, reflü var, düzelmeyen pişik var. Eğer bu belirtileriniz varsa bu testi yaptırmanıza gerek yok. Çünkü bunlar da çıkmaz. Çünkü bunlar non-IgE dediğimiz alerjilerdir, mekanizmalardır. Bu sebepten dolayı çıkmaz. Alerji testi de tek başına teşhis koydurmaz size. Alerji testi sonucu hassasiyetleriniz var mı yok mu? İmmünoglobulin E mekanizmasına bağlı hassasiyetinizin olup olmadığını gösterir. Bu hassasiyetimiz varsa alerji olup olmadığı alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi gerekiyor. Çok hafif bir hassasiyetten dolayı uzun süre diyet yapılması da çok yanlış olacaktır. Değerlendirmek gerekirse besin yükleme testiyle değerlendirmek gerekecektir. Bu da tabii ki bu konunun uzmanı olan alerji uzmanlarınca yapılması önemli. Yani testi sadece yaptırıp buna göre teşhisi kendi kendimize koyamayız. Alerji uzmanının bu testi sonucunu yorumlaması, yorumlayarak alerjik hastalığı belirtileriyle birlikte birleştirip ona göre teşhis koyması çok önemli. Yoksa biz gideriz laboratuvara bir tane test yaptırın, işte alerjilerimi saptayalım. Böyle bir şey olmaz. Onun için yanlış tedavi, yanlış teşhis koymuş olabiliriz. Ve alerji testleri her şeyi çıkarır diye düşünürseniz yine yanılırsınız. Çünkü alerjik hastalıklar immünolojik olan mekanizmalar, immünolojik olmayan mekanizmalar ve toksik mekanizmalar olarak
3 farklı reaksiyonlarla mesela besin reaksiyonu olur. Birçok farklı mekanizmalarla da alerji ortaya çıkabilir. Alerji testleri, kandan veya ciltten yapılan alerji testleri, immünoglobulin E'ye bağlı olan alerjileri ortaya çıkaran testlerdir. Onun için diğer mekanizmalara bağlı alerjik hastalığınız varsa o zaman bu teste çıkmayabilir. Yani teste alerjinin çıkmaması alerjik hastalığınızın olmadığı anlamına gelmez. Bunun alerji uzmanının hangi hastalıklar olabileceğini, hangi testlere ihtiyacı olabileceğini bildirmesi gerekiyor. Çünkü temasa bağlı alerjiler yama testiyle ortaya çıkar. İlaç alerjileri daha farklı testlerle ortaya çıkar. Bu testlerle ortaya çıkmaz. Aynı şekilde besin alerjileri immünoglobulin E'ye bağlı olanlar çıkar ama immünoglobulin E'ye bağlı olmayan ve immünoglobulin G'ye bağlı olanlar bu teste çıkmaz. Onun için test sonucunun alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Sonuç olarak kapsamlı alerji testi bizim solunum yolu hastalıkları, solunum yoluna bağlı alerjik hastalıklar, besinlere bağlı alerjik hastalıklar konusunda çok detaylı bir şekilde hassasiyetimiz hakkında bir haritamızı çıkartabilir. Ancak her şey değildir. Onun için alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. En güncel videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.